Bir taraftan bizi PKK'lıkla suçladılar. Bir taraftan Abdullah Öcalan'ın bebek katilinin kardeşini televizyonda konuşturdular. Sonra yok biz yuhlamıyoruz. Ben gereğini yapıyorum oğlum. Yok, yok. Yuhlamak yok. Yuhlamak onların. Şimdi bak onlara geleceğim. 55 bakın 55 bin ya arkadaş 55 bin işsiz, kayıtlı işsiz var Kayseri'de. Bekler misiniz böyle bir şey? 55 bin insan işsiz olarak kayıtlı. Ya onun için bu meydanlara gelip PKK konuşuyorlar. Onun için gelip bu meydanlarda bizleri haksız yere iftiraya maruz bırakıyorlar. Çünkü senin bu şikayetini duymak istemiyorlar. Çünkü sen nefes alamıyorsun. Çünkü sen işsizsin. Çünkü sınava girmişsin. Almışsın yüksek puanı. Ayın yok, dayın yok. Sen tayin olamamışsın. Ama 52 puanlık insan genç gitmiş tayin olmuş. Daha başka bidik gubidikler var. Ey Kayserili! Değerli kardeşlerim. Şimdi adın ne oğlum senin? Sami senin? Çağlar'la Sami'nin derdini çözmek, onu konuşmak yerine Meral Akşener PKK'lı diyorlar. Allah, Allah, Allah. Şimdi ya çok enteresan. Kayseri'de PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcuyum ha. Ulan ben hangisiyim? Karar verin artık. Karar verin artık. 31 Mart'a giderken Mansur Yavaş'ın PKK'lılara biraz evvel anlattı. DHKPC'lilere saat okutacağını söylediler. Yaptı mı? Hayır. Ama ne oldu? Sinan Ateş katledildi ve katilleri görmezden gelindi. Doğru mu? Şimdi buradan onun için çırpınıyorlar. Onun için çemkiriyorlar, onun için iftira atıyorlar. Buradan sesleniyorum. Kereste gibi adamlarsınız. Görmezden geldiniz. Gencecik bir akademisyen katledildi. Katilini görmezden geldiniz ve onu katletmeye yönlendirenleri görmezden geldiniz, azmettirenleri görmezden geldiniz. Aham da şimdi söylüyorum. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci çıkacak. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak ve 15 Mayıs'tan itibaren söz olsun, namus sözü olsun. Yemin olsun ki Sinan Ateş'in katillerinden hesap sorulacak. Şimdi car konuşuyorlar işte bunları örtmek için. Car konuşuyorlar bunları örtmek için ama yenmez. Yemeyiz artık. Bizi bölmek isteyenlere hayır diyoruz. Bu arada cephellezi yapanlara da hayır diyoruz. Şimdi biraz evvel Mansur Bey anlattı ama ben başka bir şey anlatayım. Tamam. Kooperatif yasasını çıkaracağız. Sizin buradaki 30 bin mağdurun derdini çözeceğiz. Türkiye'deki pek çok mağdurun, vatandaşın mağduriyetini gidereceğiz. Enteresan bir şey söyleyeyim. İlk konuşmayı yapan Dursun Ataş. Kanun çıktı, sadece Kayseri için çıktı. Kayseri için çıktığı için de Anayasa Mahkemesi de iptal edildi. Biz tamamını içine alan derhal bir kanun çıkaracağız, merak etmeyin. Şimdi başka bir şey var. Bakın 55 bin kayıtlı işsiz var. Elektrik paralarının yüksekliği sebebiyle tarım göçtü. Doğru mu? İlçeler fakirleşti, herkes merkeze geliyor, işsizlik arttı. Doğru mu? Doğru. Peki o zaman ne yapmak gerekiyor? İstihdamı arttırmak gerekiyor. O zaman ne yapmak gerekiyor?
liyakati öne çekmek gerekiyor. O zaman ne yapmak gerekiyor? Köyde köy okullarını açacağız, hemen açacağız. Bir öğretmen, ziraat mühendisi ve veteriner tayin edeceğiz. Böylece gençlerin içinden köyüne dönüp, ilçesine dönüp eğer tarım yapmak isteyen gencimiz varsa onların 5 yıl boyunca bütün sigorta ya da Bağkur primlerini devlet olarak, iktidar olarak biz üstleneceğiz. Bir ay içinde 100.000 öğretmeni tayin edeceğiz. Staj mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz. Şimdi eğer çalmazsanız, çırpmazsanız bunların hepsi oluyor be kardeşim. Şimdi Mansur Bey'in Ankara'da yaptığını söyleyeyim mi? O 11.'sisiniz. Onu da geleceğim, ona da geleceğim. Şimdi bakın, Ankara'da Ankaralı hem esnafa hem tarımda çalışanlara Mansur Bey ne yaptı biliyor musunuz? 4,5 milyar lira para kazandırdı. Bakın, demek ki çalmayınca oluyormuş, çırpmayınca oluyormuş, harama el uzatmayınca oluyormuş, kul hakkına girmeyince oluyormuş. Kanseri'de daha fazlasını yapmak lazım. Ama bir de bir dinozorcu kardeş var, hatırlıyor musunuz? Aa yok yok, pardon, jeliboncu. Jeliboncu. Ya bu arkadaş bir tane park yaptı. Ya gençler, bu dinozor sevdası nedir ya? Ben anlayamıyorum. Yani o dinozor neydi? Her taraf dinozor. Harcanan para ne biliyor musunuz? 16 milyar lira. Evet, ah bu yuhlanır işte. Haram olsun, zıkkım olsun ya. Üç kişi kazanmış. Tam 16 milyar lira. Ey Kayseri. 16 milyar lirayla neler yapılırdı? Kaç fabrika kurulurdu? KYK'lı gençlerin borçları silinirdi. Ve tarımda görev yapan, tarımla iştigal eden insanların mazotu, gübresi bedava verilebilirdi. Bir dönem için bedava verilebilirdi. Pandemide, bakın tek bir Anka Park'tan bahsediyorum ya, tek bir yerden bahsediyorum. Bir de Beşli Çete'nin affedilen vergilerini düşünün. Ya Türkiye kalkınırdı. Türkiye'nin gerçekten imkanı var. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye imkanları, gücü olan bir ülke. Gençlerinin kapasitesi yüksek bir ülke. Onun yerine sana yardım edeyim, seni kalkındırayım derken Kayseri şu anda Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların olduğu 11. şehir. Yani sayısı, fazlalığı 11. Bu netlikte söyleyeyim. 2 yıl içinde derhal gönderilecekler. Bundan emin olun. Derhal gönderilecekler. Bu netlikte söylüyorum. Şimdi bakın, insanlar seçmen veli nimet olmalıdır. Seçmen milletimizin değerli mensupları, siyasetçiyi tartmalıdır. Ama oculuk buculuk üzerinden gelip size hadi savaşa gider gibi seçim propagandası yapanların tamamını böyle sağlam bir Osmanlı tokadıyla attaya, emekliye gönderin.